A, E, B açısı isteniyor. A, E, B şu taraftaki açı. Biz şu ikiz kenar üçgenden, yani şu an sarıya boyadığım üçgenden başlayabiliriz. Çünkü bir açısı belli. Diğer açılarını hesaplayabiliriz. Şu o bilmediğimiz açılarına Y diyelim. Şuraya Y diyorum. Bu taraftaki açı da Y olacak. Üçünün toplamı 180 derece etmeli. Yani Y artı Y artı 76 eşittir 180 derece. Topluyorum ikisini. 2Y eşittir. 76'yı karşıya atıp çıkarınca, 180'den çıkarınca 104. 2'ye de bölünce Y sayısı 52. Y açısı 52'ymiş. Şimdi şu tarafa doğru da gitmeliyiz. Bu köşedeki açıyı bulmadan şurada hesaplama yapamayacağız. Bu tarafa doğru da gitti. Buradaki açı 52 derece. Biz istersek şu açıyı bulabiliriz ama doğrudan doğruya kullanmayacağız. Şu ikisinden devam edelim. Buradaki açıya biz A dersek, şuradaki açı da A olmalı. İkisinin toplamı Y'yi verecek. İki tane iç açı toplamı üçüncü açının dışını veriyor. Üçüncü dış açıyı. Yani A artı A 52'yi verir burada. Şu iki iç açının toplamı komşu olmayan üçüncü dış açı. Demek ki 2A 52, 2'ye bölünce A açısı 26 olur. Demek ki bu köşedeki açı 26 ya da şuradaki açı 26. Biz kendi aradığımız yere dönelim. Şuraya 26 yazarsak, şuraya, burası 26. A, E, B'yi arıyoruz. A, E, B. Ona da X diyelim. Şuradaki açıya da X diyorum. Şu üçlünün toplamı 180 derece olacak. Bu üç açının. Yani X artı 76 artı şuradaki açı A açısı, onu 26 bulmuştuk. Eşittir 180 derece. Yani X artı, toplayalım bunları. 90, 102. 180 derece. Karşıya atıp çıkarırsak X 78 derece olur.